Evet değerli dostlar, Mevlid-i Şerif'in şairi Süleyman Çelebi Hazretleri'nin anıt türbesi önünde Mevlid-i Şerif'in hikayesinden ve Süleyman Çelebi Hazretleri'nden biraz bahsetmek istiyoruz. Süleyman Çelebi Hazretleri Bursalı bir alimdir. Şeyh Edebali Hazretleri'nin torunu olduğu ifade ediliyor kaynaklarda. Şeyh Mahmud'un torunudur. Babası Ahmet Paşa'dır, Osmanlı'nın vezirlerinden, devlet adamlarından birisidir. Dolayısıyla Süleyman Çelebi güzel bir muhitte yetişmiş, değerli alimlerden de dersler almış, önemli alimlerle sohbetlerde bulunmuş bir kimsedir. Çağdaşlar arasında Emir Sultan Hazretleri, Molla Fenari Hazretleri, Somuncu Baba Hazretleri gibi büyük zatlar vardır. Süleyman Çelebi Yıldırım Bayezid tarafından da keşfedilmiş. Onun ilmine hürmeten, onun kıraatının düzgünlüğüne de bu noktada saygın ifadesi olaraktan onu divan himamı yapmıştır. Yani Divan-ı Hümayun'un da sarayının divanında namazları kıldırma görevi Süleyman Çelebi Hazretleri'ne verilmiştir. Ve Süleyman Çelebi Hazretleri'nin en önemli vazifesi ise 1399 yılında Ulu Cami açılınca Yıldırım Bayezid tarafından Ulu Cami'ye baş imam tayin edilmiş olmasıdır. Evet, Ulu Cami gibi muhteşem bir mabede önemli bir zatın imam yapılması gerekiyordu. Ve Süleyman Çelebi Hazretleri Ulu Cami'nin baş imamı olacak ve vefatına kadar yaklaşık 23 yıl Ulu Cami'de imamlık yapacaktır. Ulu Cami'de imamlık yaptığı dönemde yaşanan bir hadise de Mevlid-i Şerif'i yazmasına vesile olacaktır. 1409 yılında İranlı bir vaiz Ulu Cami'de vaaz verirken yanlış bir yorumda bulunuyor, yanlış bir tefsirde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 285. ayetinde geçen "La nüferruku beyne ehadim min rusuli" ayetini yanlış yorumlayarak peygamberler arasında fark yoktur. Biz İsa'yı Musa'dan, Muhammed Mustafa'yı diğerlerinden üstün tutmuyoruz, ayrıcalık görmüyoruz der. Ve bu duruma bir peygamber aşığı ayağa kalkarak itiraz eder ve der ki sen tefsir ilmini bilmiyorsun. Kur'an-ı Kerim yanlış tefsir ediyor, yanlış mana veriyorsun. Peygamberler arasında fark yok demekten maksat nebilik, elçilik, rasullük yönü itibariyledir. Yoksa derece, fazilet ve üstünlük yönüyle aralarında fark vardır. Şayet öyle olmasaydı yine Kur'an-ı Kerim'de bir Bakara suresinden bir ayet biz bazısını bazısından üstün kıldık mealindeki ayet olur muydu diyor. Ve bu duruma şahitlik yapan Süleyman Çelebi Hazretleri Vesiletün Necat, Kurtuluş Vesilesi adını verdiği Türkçe şiir üslubuyla mesnevi tarzında yazmış olduğu muhteşem şiirini, Mevlid'i yazacak, Peygamberimizin vasıflarını, üstünlüklerini, doğumundan ölümüne kadar hadiseleri, mucizelerini Türkçe şiir üslubuyla muhteşem bir şekilde dile getirilecek ve Türk milleti bu şiiri çok benimsemiş, çok sevmiş, peygamber sevgisinin de bir göstergesi olarak ortaya çıkan bu manzum eseri çok tutmuş ve her vesileyle doğumlarda, ölümlerde, mübarek gün ve gecelerde bu Mevlid-i Şerif'i okuya gelmiştir. Halen dünyada en çok okuna gelen Mevlid, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif'tir. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin 1422 yılında vefat ettiği biliniyor tarih kaynaklarda ve burada daha önce var olan aslında bir mezarlıktır. Bu mezarlıkta gömülüyken sonrasında 1952 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından bakımsız görümsüz kalmış olan mezarın üzerine böyle bir anıt türbe inşa edilmiş konumundadır. Süleyman Çelebi Hazretleri'ni kendi şiiriyle hayırla yad etmek istiyoruz değerli misafirler, değerli dostlar. Hak Teala şun yarattı Adem'i. Hak Teala rahmet eyleye ona, kim beni ol bir dua ile ana, her kim diler bu duada buluna, Fatiha ihsan ede ben kuluna, Süleyman kuluna diyoruz. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha ve Esselamu Aleyküm.